Merhaba sevgili seyirciler, İnsan Hakları Ajandası programına hoş geldiniz. Bu hafta gündemimiz eğitim aslında. Eğitim müfredatına ayrımcılık, ötekileştirme ve eğitimde insan hakları ihlallerini konuşacağız. Bu konuda önemli çalışmalara imza atmış iki konuğumuz var. Tarih Vakfı Komisyonu'ndan Fırat Güllü ve Nalan Balcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama yine her zamanki gibi bu haftaki insan hakları ajandamızı izleyeceğiz. Türkiye'nin seçiminde neler oldu bu hafta, hangi davalar görüldü, hangi hak ihlalleri oluştu? Onları izledikten sonra konuklarımızla sohbetimize devam edeceğiz. AKP'nin sağlıkta şiddetin önlenmesine dair meclise sunduğu tasarı yasalaşırsa, KHK ile ihraç edilen doktorlar SGK ile anlaşması olan yerlerde çalışamayacak. Bu neredeyse tümü SGK ile anlaşması olan özel hastanelerde hekimlerin çalışamaması anlamına geliyor. Türk Tabipleri Birliği konuyla ilgili açıklamasında hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez hükümetten geldi dedi. Şırnak merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde kayyum yönetimindeki belediye yaklaşık 8 ay önce yenilenecek gerekçesiyle bozulan 2 kilometrelik yolu hala yapmadı. Şırnak T tipi kapalı cezaevinin hemen aşağısında kalan bölgedeki yolun yağmurlarla birlikte bataklığa döndüğü, yurttaşların temiz suya erişmekte güçlük çektiği ve elektrik sorunu yaşadığı belirtiliyor. UNESCO'nun verilerine göre her 4 günde bir gazeteci mesleki faaliyetleri nedeniyle öldürülüyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Almanya Temsilciliği tarafından gazetecilere karşı işlenen suçların cezasız kalmasının önlenmesi günü öncesinde yapılan açıklamada, gazetecilerin saldırılarla hedef alındığına dikkat çekildi. Açıklamada 2006 yılından 2017'nin sonuna kadar 1010 gazetecinin öldürüldüğü ve bu cinayetlerin sadece %10'unun aydınlatıldığı kaydedildi. Ankara'da Halkların Demokratik Partisi yöneticilerine dönük polis operasyonu gerçekleştirilmiş, aralarında HDP'nin eski Urfa milletvekili İbrahim Binici'nin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen HDP'liler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme HDP'lilere yurt dışı yasağı da getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında gazetecilere özgürlük tişörtü giyerek yaptığı protesto ile gündeme gelen ve Almanya'da oturum izni uzatılmayan gazeteci Adil Yiğit'in sınır dışı edilmeyeceği açıklandı. Hamburg Yabancılar Dairesi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada gazeteci Adil Yiğit'e insani nedenlerle yeni bir oturum izni verileceği belirtildi. İstanbul Çekmeköy'de arkadaşlarıyla parkta saklambaç oynayan bir çocuk açık trafo kapağı ihmalinin kurbanı oldu. Oyun için trafoya saklanan 8 yaşındaki Kadir Açık, trafodaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Almanca Dil Bilgisi kitabının arka kapağındaki dünya haritasında Türkiye küçük gösterildi denilerek tutuklu gazeteci Nedim Türfent hakkında disiplin soruşturması açıldığı, ancak disiplin kurulunun kasıt olmadığı kanısına vararak Türfent'e ceza vermediği öğrenildi. KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Nedim Türfent, 13 Mayıs 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor. Hastanede tedavi gördüğü sırada fotoğrafının izinsizce çekilip sigara paketleri üzerindeki uyarı yazılarına yerleştirdiğini iddia eden yurttaşın 5 sigara firmasına açtığı tazminat davası reddedildi. 9 yıl önce nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastanede tedavi gören İbrahim A, yoğun bakımda tedavi gördüğü esnada izinsiz fotoğraflarının çekilip sigara paketleri üzerine konulduğunu ve fotoğraf yüzünden fabrikadaki işinden olduğunu iddia etmişti. İbrahim A, 5 sigara firmasına 6 yıl önce toplam 302 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme sigara paketleri üzerindeki kişinin İbrahim A olmadığına hükmetti. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Yaşayan Gezegen 2018 raporunu açıkladı. Vakfın Yaşayan Gezegen 2018 raporuna göre yaşam destek ünitesinde olduğu belirtilen dünyada son yarım asırda doğal yaşam nüfusu %60 oranında azaldı. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'nın raporunda dünyanın yaşam destek ünitesinde olduğu belirtiliyor ve bizler gezegeni kurtarabilecek son nesiliz deniliyor. Avrupa İklim Ağı Çevre Mühendisleri Odası ve Muğla Çevre Platformu ortaklığıyla hazırlanan Kömürün Gerçek Bedeli Muğla araştırmasının bulguları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmaya göre Muğla'daki 3 termik santral şimdiye kadar 45 bin erken ölüme neden oldu. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında eğitimde ayrımcılık son dönemde bir popüler bir konu haline geldi. İşte andımız meselesiyle, ama oradan başlamayacağım.
Önce Tarih Vakfı'ndan başlamak istiyorum. Tarih Vakfı'nın eğitim komisyonundan. Bunun çok önemli çalışmaları oldu. Ben aslında program öncesi bir hazırlık yapmıştım çalışkan bir sunucu olarak. Önce oradan başlasak. Eğitim komisyonu hangi amaçla kuruldu? Hangi çalışmalar yaptınız? Tabii Tarih Vakfı 90'lı yılların ortalarında kurulduğundan beri aslında eğitim ve insan hakları meselesi her zaman gündeminde olmuş olan bir sivil toplum kuruluşu. Burada tabii şöyle bir şans da her zaman mümkün, çok sık örneğine rastladığımız bir şey değil. Yani doğrudan ilk, orta ve yüksek eğitimin tamamının içinde olan insanların buluşma mekanı olabilmiş olan bir yer vakıf. Bu her zaman aslında imkan dahilinde olan bir şey değil. Böyle işte akademisyenlerin, öğretmenlerin ve çeşitli farklı yaş gruplarına hitap eden öğretmenleri bir araya gelerek eğitim üzerine konuşabilecekleri fazla bir platform yok aslında. Evet. Bu anlamda vakıf bu eksikliği yıllar içerisinde zaman zaman çok öne çıkarak, çok güçlü bir şekilde, zaman zaman biraz daha sessiz kalarak aslında sürdürmüş olan bir yapı. Bizler de öğretmenlik hayatımıza başladığımızda, yani üniversite öğrenciliğimizden itibaren aslında her zaman vakfın içerisinde bu tür faaliyetlerin ya izleyicisi ya eğleyicisi olarak aslında orada biraz da yetiştik. Alternatif bir okul olma havası olan da bir yer. Ve şey de insan hakları meselesi dediğim gibi her zaman gündeminde olmuş olan bir aslında eğitimin gündeminde olması gereken bir konu. Evet. Ve Tarih Vakfı'nın bu anlamda özelliği de ortaya çıkıyor. Evet, yani bu konuda gerçekten hani yıllar içerisinde çok sayıda rapor, yayın, çok sayıda çalışma, gerek akademik anlamda uzun süreçlerde ortaya çıkmış çalışmalar, gerekse dönemsel raporlar, gerekse tarama raporları, mesela ders kitapları tarama raporları. Yani bunlar önemli oldu. Tabii Türkiye'nin o süre içerisinde geçirdiği döneme de bakarsak, zaman zaman vakfın sesinin duyulduğu ve bunların aslında eğitim faaliyetlerine yansıdığı dönemler de oldu. Zaman zaman da tabii ki Türkiye'nin genel siyasi iklimi gidişatı içerisinde, özellikle işte 2000'li yılların başında oluşan AB ile ilişkilerin artması, zaten özgürlükler dönemi. Avrupa Birliği projeleriyle özellikle gündeme gelen şeylerdi bunlar. Bunların bir şeyi oldu mu? Yani Türkiye'de konuşulan dile bir katkısı olduğu kesin aslında. Yani ders kitaplarındaki işte bazı ifadelerin ötekileştirici, aşağılayıcı ifadelerin değişmesine, ders kitapları yazılırken format olarak bazı değişiklikler yapılmasına aslında bu çalışmalar neden oldu. Ama onun dışında sadece bu çalışmaların kendisinin literatüre girmesi bile hani Türkiye'deki raporlaşması tabii, yani bir şerh düşürmesi bile en azından bile kesinlikle çok önemli. Ve de hani dönüp dolaşıp farklı jenerasyonlardan insanların bu konuları düşünürken dönüp dolaşıp o yapılmış işlere tekrar tekrar referans verdiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bir önemli bir etkisi olduğunu düşünüyoruz aslında vakfın bu çalışmaları. Öyle diyebiliriz. Size dönmek istiyorum. Vakıf çalışmalarını Fırat Bey anlattı. Bu çalışmalardan benim edindiğim izlenim en azından bir kısmından aslında Türkiye ile benzer birçok ülkenin benzer sorunları var. Yani demin bahsetmiştiniz kuruluşta ulus devlet ve eğitim arasında bir ciddi bir bağ var. Bu konuyu biraz açar mısınız? Yani ben de vakfın son bir 5 yılında hani eğitim projelerinde varım ama bizim öğretmenler olarak hani bir araya geldiğimizde bizi tabii rahatsız eden bazı durumlar, işte bu eğilmemiz gereken konular, eğitimin içerisindeysek ve öğrenciye hitap ediyorsak onların fikirlerinin sorulması. Çünkü biz kendi geçmişimizden de biliriz, siz de bilirsiniz. Ders kitapları önümüze gelir ama kimse fikrimizi sormaz. Evet, yani nedir bu ders kitaplarında, ne oluyor? Kitabın hazırlığımız dahil olmayız. Yani dahil olmayız ve hani gelir ve gider. Evet. Biz de hani bunun aslında önemli bir sorun olduğunu yıllardır biliyoruz ama bir çatıya ihtiyacımız var. Hani Tarih Vakfı bu noktada bu inisiyatifi birleştirince biz de eğitim tüm paydaşlarını bir araya getirmeye karar verdik. Kim bu paydaşlar? Aslında öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler. Herkesin evet, fikrini aldık. Ve aslında öğrencilerin de velileri final günlerinde sunumlarda bir araya gelip söz hakkı buldular. Okul yöneticileri aslında bir nebze hani öğretmenlerin dışında eğitimin tüm paydaşlarını yavaş yavaş bir araya getirdiğimiz hani 5. belki bu sene en son geçen yıl yaptığımızda daha büyük bir yapıya dönüştük. O yüzden de hani
İlk başladığımızda ders kitaplarıyla ilgili liselerde başladı. Hani o kısımda ben yoktum ama hani süreci çok yakından takip ettim. Liselerde başlayan ders kitabı inceleme süreci daha sonra ortaokullarda. Bu sefer ortaokul öğrencilerine soralım. Yani başka ülkelerin ders kitaplarıyla kendi ülkelerinin ders tarih ders kitaplarını karşılaştırsınlar ve küçük atölyeler, çalışmalar yaparak onlara sözü bıraktığımızda aslında karşılaştığımız sonuçlar, evet yani biz hakikaten gençlere söz vermeliyiz, söz hakkı vermeliyiz ve onlar kendileri için nasıl bir eğitim, nasıl bir tarih eğitimi hayal ediyorlar, onu bize sunsunlar. Aslında bunda da elde ettiğimiz sonuçlar bizim sonraki projelerimizin devamını getirdi. Olacak, evet. Çünkü biz de heyecanlandık. Evet, doğru yoldayız, doğru iş yapıyoruz ve büyüyerek ilerleyebiliriz. Daha fazla paydaş elde edebiliriz daha fazla diye. Fikir en azından daha evet, fazla ve ses. Onlar aslında bizim normalde bize aktarılan işte ulus devletin ders kitabı böyle olur. İşte böyle çok, olması lazım. Niye? Ya da lazım yaratım, evet otoriter yani. Anlayış ya da diğer evet. Devletlerin küresel anlayışı falan derken aslında biz kenara çekildik ve gençlere inceleme fırsatı sağladığımızda belli kriterler üzerinden onlar otomatikman kendileri gördüler. Ve evet yani hani evet bu tarz ülkelerin ders kitapları, tarih ders kitaplarında işte otoriter bir anlayış var, tek dilli bir yaklaşım var. İşte bu ülkelerin ders kitaplarında çok daha katılımcı, daha demokratik, işte daha görseli, tabloyu, farklı bakış açılarını, kaynakları farklı bir yapıyla dile getiren daha başka bir anlayış var. Tabii bunu gördüklerinde hani onlar da şaşırdılar ve ortaokuldan sonra bu sefer ortaokul liseleri birleştirip evet. Bu defa da peki siz nasıl ders kitapları yazmak istersiniz diye bir fırsat evet. Sunduk ve hani Birinci Dünya Savaşı üzerinden onlar hakikaten bizi de şaşırtan kendi ders kitaplarının nasıl olmasını istiyorlarsa atölyelerdeki bizim onlara yaptığımız danışmanlık ama müdahale değil danışmanlık tamamen onlara fırsatlar sunduğumuzda ortaya çok güzel işler çıktı. Aslında belki Milli Eğitim Bakanı'nın yapması gereken bir usulü yaptınız. Evet aslında biz zaten alternatif bir yapı olarak ortaya çıktık. Evet. Yani evet biz eğitimci olarak hani devletin öne sürdüğü ders kitaplarına alternatif nasıl çalışmalar evet. Hazırlayabiliriz. Nasıl bir ses olabiliriz aslında? Nasıl farklı bir ses evet. Olabiliriz? Ki bence başarılı oldunuz. Yani şu an gidişatta evet. Hani biz böyle heyecanlı bir şekilde gidiyoruz her yaptığımız. Çok yoruluyoruz ama heyecanlı bir evet. Şekilde de ilerliyoruz. Ben şey sormak istiyorum aslında. Fırat Bey de daha sonra sözü size verdim tekrar. Biraz geniş kapsamlı bir soru ama Türkiye'deki yani 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde eğitimi nasıl tanımlarsınız? Nereye koyarsınız? Yani aslında tabii biz her şeyi, bir şeyleri hep Cumhuriyet'le başlatma evet, yönündedir. Şeyimiz. Yani o hani tabii Cumhuriyet de kendisini evet. Bir milat olarak tanımladığı için biz de okullarımızda, bizim zamanımızda özellikle öyle gördüğümüz için aslında tabii ki hep öyle bakmışızdır ama tabii buna bir modernleşme meselesi olarak bakmak lazım. Yani bu bir Cumhuriyet'le sınırlı olan bir mesele değil. Aslında bu içinde yaşadığımız topraklarda modernleşme adını verdiğimiz sürecin evet. Bir parçası olarak gündeme gelen Osmanlı'nın aslında son dönemlerinden evet, günümüze evet. Kadar. Aynen öyle. Ve de tabii şimdi söz konusu olan bir imparatorluk olduğunda burada böyle simetrik bir modernleşme olmuyor. Ben yani konuşmalarda kullanmayı sevdiğim bir şey asimetrik bir modernleşme var. Yani çok farklı unsurlar var. Bunların hepsi aynı anda modernleşmenin gerekliliğine inanmış durumdalar. Fakat burada bir aynı hızda, aynı momentumda, aynı kanallardan beslenerek eş zamanlı yürüyen bir modernleşme yok. Ve bu tabii aynı zamanda yolların çatallandığı ve ayrıştığı bir modernleşme oluyor. Şimdi bunun için eğitime bakışlarda da farklılıklar var. Etkileşimler söz konusu. Yani mesela işte hani Abdülhamit dönemi işte ilk ortaokul ve hatta lisenin yaygınlaştığı bir dönem olarak algılanıyor ama işte mesela etraflarında da işte Ermenilerin o büyük okul hareketi falan da var. Ona da bakarak hareket ediyorlar. Veya işte ülke içerisindeki yabancı okullar dediğimiz uyuz sayıları çok çok azalmış olan çeşitli konsolosluklara bağlı olan misyoner okulları, aslında bu bir gerçekliktir ama evet, Osmanlı Devleti'nin bir gerçekliğidir bunlar. Yani bugün o dediğiniz gibi yine o ayrımcı dili kullanarak bunlar işte belli amaçlarla evet, yerler falan yani, filan. Yani herkes bir amaçla geliyor zaten. Yani o amacın hangi taraftan geldiği. Amaçsız olmanın anlamı yok. Ama sonuçta bunlar birer eğitim kurumuydu ve bu ülkede bir eğitim faaliyetini yürütüyorlardı ve bunlar yasak veya gizli çalışan kurumlar da değildi. Hepsi legal olarak kabul edilmiş, devletin yasalarıyla tanımlanmış olan kurumlardı. Yani şimdi bu
Böyle ilerleyen bir süreç içerisinde aslında bu tartışmalar çok parçalı, bölük pörçük vesaire şeklinde ilerledi. Fakat Cumhuriyet'e girdiğimizde biliyorsunuz yani tevhidi tedrisatla başlıyor. Evet, her şey. Yani bütün bu tartışmaların hepsini bir yana bırakalım. Artık tek bir seçeneğimiz var. Ulus devlet içerisinden, bu da işte zaten Türk kimliği üzerinden tanımlanmış bir ulus devlet olacak ve eğitim de aslında bunun üzerinden ilerleyecek. Şimdi aslında o yüzden biz biraz Cumhuriyet zamanından bunu başlatma biraz Cumhuriyet'in verdiği bir algı aslında. Biz bir devam değiliz. Doğru. Ayrı bir, bir başlangıcız. O yüzden bu sorular geldi. Cumhuriyet de başlıyor. Şimdi de başka bir şeyi tartışıyoruz. Evet, şu an yani, başka bir şey aslında. Şu an Cumhuriyet işte değişti. Parantez midir vesaire. Evet. Yani dolayısıyla aslında eğitimin hakikaten siyasi mekanizmalardan bağımsız düşünülmesi mümkün değil. Hiçbir zamanda zaten düşünülmemiştir de. Yani dolayısıyla her rejim geldiği yerde bir vatandaş üretmek ister, bir yurttaş tipi yaratmak ister ve buna uygun olarak da bir kendine göre evet bir yaklaşım vardır. Tabii bunların bir de uluslararası bir karşılaştırma içerisinden bakmak lazım. Yani 30'lu yıllarda acaba Avrupa'da nasıl eğitiliyordu evet. insanlar vesaire. Şimdi buralarda temelde bizim aslında kırılma noktası olarak gördüğümüz şey Dünya Savaşı sonrası ve özellikle de aslında 68. Yani bunun düşünsel olarak Batı düşüncesi içerisinde yarattığı bir kırılma var. Ve bunun eğitim üzerinde yarattığı bir kırılma da var. Tabii bununla beraber artık sanayiye dayalı ulus sınırları içine katı bir şekilde hapsedilmiş bir yaşam biçiminden küreselleşme dediğimiz bir olguya geçiş var. Ekonominin küreselleşmesi, düşüncenin, bilginin işte enformasyon devrimiyle yayılması vesaire falan bunlarla birlikte düşünürsek o konvansiyonel 20. yüzyıl başı eğitimi aslında yine Batı tarafından bizzat zaten eleştirilmeye başlanıyor. Nedir? Bize zaten artık dünya vatandaşı olan birisi lazım diyorlar. O zaman ne yapacak? Dil bilecek. Farklı diller bilecek. Diğer kültürlerle karşılaştığında artacak yani. Tabii ki daha şey yapacak. Daha onlara anlayışla bakacak vesaire. Bu toplumların zaten bu tartışmaları yapan toplumların kendileri zaten dışarıya bile çıkmaya gerek yok. Kendi sınırları içerisinde bir hayat zaten yani. Göçmenlik gibi olgular. Dolayısıyla evet. bununla zaten yüzleşmek zorundalar. Ve buralardan başlayan bir takım tartışmalarda evet Türkiye yani 90'larla başlayan ama asıl olarak da 2000'li yıllarda giren önemli tartışmalar oldu aslında. Yani bu kırılmaları biraz bunun içerisinden, bu gelişimin içerisinden okumak lazım. Yani bir tane cumhuriyet yok aslında. Tabii cumhuriyet tarihimiz içerisinde. Onun için bir tane eğitim anlayışı yani darbe oluyor, rejim değişiyor, ne bileyim. Başka bir siyasi parti geliyor. Ve herkes kendi inandı doğruyu aslında eğitime yansıtıyor. Bu da herhalde tüm dünyada evet. benzer bir ama Cumhuriyet'in yöntem. Sizinle de yine arada konuşmuştuk. Evet. Yani Cumhuriyet'in ben devlet okullarından yetişmiş olan bir insanım. Şimdi ulus devletin kitle eğitme mantığının iki tane farklı tezahürü var aslında. Bir tanesi şu tüm kitleyi eğitme mantığı. Hı hı. Mesela bakarsanız şu tartışmaları siz 20. yüzyılın başında veya 19. yüzyılın sonunda görürsünüz. Orada da çok belirgin bir kriz vardır. Zaten dünya savaşına giden bir toplumdan söz ediyoruz. O krizin içerisinde eğitime nasıl bakmalıyız meselesi müthiş tartışılmıştır. Yani bütün bir 20. yüzyıl işte şimdi bunlar birer marka haline geldi ve pazarda satılıyor işte yani Montessori eğitimi falan diye. Bunlar aslında o dönemde yani bu sıkışmış olan insanlığın krizinin yani kültürel açıdan, düşünsel açıdan sıkışmış olan ve savaşa doğru giden o insanlık krizinin açmazları üzerinden ortaya çıkmış ve ilk başta biraz da marjinal kalmış olan şeyler. Bugünkü gibi piyasa değerleri falan evet. pek fazla yok yani. Ve o insanlar mesela Bertrand Russell'ı ele alalım. Bertrand Russell diyor ki ya benim için diyor kitleye eğitmek önemli olan bir şey. Yani eğitimde fırsat eşitliğidir önemli olan bir şey. Ben bunun için teoriler üretiyorum diyor. Yani yoksa işte mesela diyor Jean-Jacques Rousseau çok doğru şeyler söylemiştir ama hiçbir zaman siz bir kitleye onu söylediği gibi eğitemezsiniz. Çok elit bir grubun eğitilmesi için bir şeyler söylüyor. O anlamda aristokrat eğitim geleneğini aslında devam ettirirler örneğin. Yani insanlar orada kitleyi eğitmekle ilgileniyorlar. Biz buna farklı isimler verebiliriz ama ya da eğitimde fırsat eşitliği diyelim. Yani yoksul bir ailenin çocuğunun da aynı fırsatlardan yararlanarak yüksek öğrenim alabilme kapasitesinin sağlanması. Şimdi bu tabii rejim için bir bağlılık yarattığı sürece her zaman olumlayacağımız bir şey. Ama bunun yanında yine ulus yani bu kitleleri eğitmenin yarattığı fırsatlar bizler gibi işte çok zengin ailelerden gelmeyen insanların da ilkokul eğitiminden başlayarak yüksek öğretime kadar yükselebilme fırsatları sağlaması bir yandan. Ama bir yandan da tabii ki bir format üretiyor. Evet. Yani makbul vatandaş diyebileceğimiz bir format üretiyor. Makbul vatandaş her zaman değişen bir tanım. Evet aynen öyle. Tabii değişik cumhuriyetlerde evet, değişik evet. tanımlanıyor. Dolayısıyla aslında bunun içerisinde bir mücadele var. Yani bunun yarattığı kazanımlar olduğu gibi bunun yarattığı sorunlar da var.
Yani aslında bu bir mücadele. Yani bunlar arasında geçen bir mücadele. Çatışma. Eğittikçe düşünmeye başlıyor. Düşünmeye başladıkça sorgulamaya başlıyor. Sorgulamaya başlayınca değiştirmeye çalışıyor. Evet. Yani nasıl kuracaksınız bu dengeyi? Aslında bence böyle bir mesele var. Ama bence şimdi içine geldiğimiz dönemde, siz de o soruyu sordunuz az önce. Yani artık ben dünyadaki gidişatın da böyle olduğu görüşündeyim. Yani en gelişmiş metropollerde bile, dünyanın en gelişmiş kapital yığılmalarının olduğu metropollerde bile artık kitle eğitimi kalitesi düşmeye başladı. Yani artık insanlar kitle eğitimini yüzyılın başında 20. yüzyılda tercih etmeyip daha böyle spesifik, evet, daha işte yani ihtiyaç oranında 100 kişi bize işimize yarasın, gerisi önemli değil. Yani basitleştirirsek bunu. O teknolojiyi kullanabilecek, bilgi akışından yararlanabilecek, bunu yeni bilgilere dönüştürebilecek. Yani düşünsenize, dünyanın bir kanadı tamamen yapay zeka vesaire bilmem ne tartışıyor ama orta çağın bile gerisinde olan milyonlarca insan var. Bu eğitim olanaklarının hiçbirisinden yararlanmıyor. Yani ben böyle son dönemlerde... Aslında bugün Pakistan'da bir olay çıkmıştı. Belki okumuşsunuzdur. İşte bir kadın bir dinle ilgili söyleminden beraat ediyor. Niye beraat ettiği idam edilsin diye bütün Pakistan'ı yakıyorlar. Yani böyle bir durum var söz konusu. Ve bir tarafta zeka ile uğraşan bir kitle var. Yani 8 milyarlık bir nüfus dünya tarihinde görülmemiş bir rakam. Şimdi bunların hepsini eğitebilmek gibi bir şey zaten çok iddialı. Yani biraz kapital gözden çıkarmış herhalde kitleleri. Evet, yani ben şeye benzetiyorum. Hani öyle söyleyip sözü size bırakayım. Biraz uzun konuştum. Bu yani distopya ve karanlık gelecek ile ilgili şeyler okumayı ve izlemeyi seviyorum. Gerçekten öyle bir dönemde yaşıyoruz. Yani bakıyorum mesela hani batılda üretilen kültür de orada üretiliyor ve yayılıyor. Modellemeler şeye dönüşmeye başladı. Artık böyle bir köşkün, sırça köşkün içerisinde, gökyüzünde kurulmuş sırça köşkün içerisinde yaşanan muazzam bir zenginlik ve refah var. Klonlanıyor insanlar, hastalıklar sona erdirilmiş, yüzlerce yıl yaşayan insanlar var falan filan. Ama aşağıda tam anlamıyla paryalaşmış milyarlar var. Ve onlar yeryüzünde yaşamaya devam ediyorlar. Ben son çıkan kitaplara bakıyorum, Batı merkezli. Kişisel başarı hikayeleri çok fazla var. Yani böyle bir, ne bileyim işte iPhone'un sahibinin kişisel başarı hikayesi, romanı oluyor, filmi oluyor. Böyle biraz da özendirici bir şey. Bu eğitimle belki bir ilgisi vardı diye. Şimdi tekrar Türkiye'ye dönmek istiyorum sizle beraber. Yani eğitim ve insan hakları genelde Türkiye toplumunun çok fazla bir araya getirdiği kavramlar değil. Evet, yani insanlar eğitimi çocuğun para kazansın mantığıyla bakıyor. Onun dışında bir talebi bilmiyorum var mı yok mu. Siz eğitim ve insan haklarını bize biraz anlatır mısınız? Yani şöyle, bizim yaptığımız işlerde hani projelerde yani zaten hani tarihin konusu da zaman içinde insanlar ve şu an geldiğimiz noktadaki çatışmacı üslup, sürekli uzlaşmaya yaratan değil de tam tersi insanları çatışmaya sürükleyen, bölmeye sürükleyen, ayrımcılığa sürükleyen bir dil var ve burada ilk kontrol etmemiz gereken yer doğal olarak eğitim oluyor. Okullar. Oradan da tarih eğitimi olabiliyor. O yüzden hani biz de dedik ki gerçekten şunu bir araştıralım. Hani dünyada tarih eğitiminin dili nasıl verilirse gençler uzlaşmacı, daha barışçı, daha demokratik, daha birbirlerine saygılı, insan haklarını bilen vatandaşlar, bireyler olarak yetişir. Bu konuda da yaptığımız araştırmalardan sonra dedik ki tarih eğitiminde hakikaten barışın dilini inşa edebiliriz, kurabiliriz. Bununla ilgili belki yetişkinlerin tartışmalı konular diye adlettiği o yakan sıcak konuları biz gençlerin önüne getirebiliriz. Tabii bunu nereden cesaretle aldık? Ders kitabı çalışmalarında ve projelerinde gençler bizi o kadar güzel şaşırttılar ki. Dedik ki evet, biz bunları artık hani bu yakıcı konuları, sıcak konuları, tartışmalı konuları verebiliriz. Tabii ki orada da yine danışmanlık yaptık gençlere ve demokratik bir ortam sunduk. Biz de ortamın içinde var olduk ve birlikte dönüşmeye başladık. Tabii bu dönüşüm daha barışçıl ve uzlaşmacı bir üslubun bize hepimize öğrettiği bir öğrenme çıktısı olarak geri döndü. Çok zor bir konu tarih eğitimi. Özellikle belli konular var, mesela soykırım. Evet. Evet. Veya ne bileyim Kürt meselesi. Evet. Yani ben tarihte seven bir insanım. Yani okuldaki tarih eğitimi hatırlayınca hani kötücül örneklerde Kürtler, Ermeniler. Çok hiç Alevi diye bir şey hatırlamıyorum. Yani orada kötücül örnek de yok Alevilerle ilgili. Yani onun ismini hatırlamıyorum tarih kitaplarında. Hani bu Yavuz Selim döneminde geçer. Orada ve çok fazla aslında Alevi hani bu farklı terminoloji kızılbaşlar kullanılıyor aslında orada. Hani bu
aslında nefreti tüm, besleyen. Evet, nefreti besliyor ama gençlere biz çok perspektifliliği verdiğimiz zaman, evet, bir olay olmuş geçmişte ve bunda toplumlar ayrışmışlar ve bölünmüşler. Bir daha yeniden bakın o döneme ama farklı bakış açılarıyla bakın. Yani tek bir dil değil, tek bir anlatı değil. O tek anlatıya da bakın ama onun karşısında başka belgeler, başka anlatılar, başka birinci elden tanıklar veya tanıkların kendi içindeki sesleri, bunları da bir görün. Ve birlikte bakın neler çıkacak ve oradan da elde ettiğimiz sonuçlar aslında gerçekten uzlaşmacı bir üslupla oluşturulan her ders kitabı, her eğitim materyali, her eğitim ortamı sonuçta öğrencileri çok uzlaşabilir bir noktaya getiriyor ve bunun hani imkansız diye bir şey yok yani bu noktada. Nasıl eğitimin dilini uzlaşmacı inşa edersek öğrencilerde, gençlerde o noktada toplumsal barış odaklı ilerliyorlar ve empati kurmayı öğreniyorlar aslında ve şu belki yüzyılın gençlerinin en zorlandığı becerilerden bir tanesi. Bir defa hani eleştirel dikkat noktasında da hani gençlere çok böyle bu son zamanlarda işte dikkatleri yok zaten, dikkat eksikliği var, hiperaktiviteler falan, ama hayır. Yani gerçekten öğrenilebilir bir süreç ama biz yetişkinlerin de aslında şunu öğrenmemiz gerekiyor. Eğitimcilerin, yetişkinlerin, anne babaların, gençlerin dilini öğrenmek gerekiyor. Yani şu jenerasyonun dilini öğrenmek gerekiyor. O yüzden bizim değişmemiz gerekiyor. Ya bizim dönemimizde eğitim sadece okulda alınan bir şeydi. Şimdi her yerde alanları çok açık. Yani kesinlikle. Çok usuller de değişti aslında. Belki bunu ayak uydurmak lazım. Ben bir hikaye anlatacağım. Dün gördüğüm işte bir video var sosyal medya sitelerinde. İşte Suudi soruyor iki tane gence. Ezan Türkçe olsun mu? Türkçe kelimesi konuyor. Gençler de hayır, Türkçe olamaz ezan diye bir tepki gösteriyor ki hayır diyor, Türkçe diye soruyor. Türkçe olsun mu? Cevap da evet, ezan zaten Türkçe diyor. Yani aslında o eğitimin yarattığı bir fotoğraf bu Türkiye şeyi. Size karşı dönmek istiyorum. İnsan hakları eğitim. Türkiye'de hangi temel sorunlar var? Ha, eğitimde insan hakları deyince. Yani neyi ilk tespit etmemiz gereken şeyler neler? Ya şimdi aslında tabii şöyle. Yani bir kere en büyük insan hakkı ihlali bu sözünü ettiğiniz eğitimde fırsat eşitliğinin yok olması. Evet. Şimdi burada ne tek başına öğrencilerin bir suçu var, ne tek başına öğretmenlerin bir suçu var, ne tek başına... Sistemsel bir suç. Yani evet, şimdi bu çok büyük bir problem aslında. Şimdi dediğim gibi nasıl oldu bu işler? Şimdi mesela ben 2 sene önce yayınlanan bir şeydi galiba, 2 sene oldu diye hatırlıyorum. İstanbul'da özel okulların sayısı devlet okullarının sayısını 1 okulla 2 yıl önce geçti. Bu mesela miladi bir olay aslında. Şimdi tamam, hani devlet zaten özelleşmeye doğru gitti. Bu uzun süreli konuşulan bir konu. Ama onun dışında nitelik meselesi de. Şimdi şöyle bir durum yok. Mesela eskiden diyelim ki şöyle bakılıyordu olaya. Ben okul, işte devlet okulu eğitiminden memnun değilim. Yabancı dil eğitimini beğenmiyorum. Öğretmenlerin çocuklara yaklaşımını beğenmiyorum. Param da var. Gidiyorum, daha iyi bir okula yollarım. Şu anki durum o da değil. Çünkü gerçekten bu nitelik meselesi artık kontrol edilemeyecek bir hale geldi. Şu, o anlamda bence... Rekabet çok hızlı, fazla. Evet, kişiler... O anlamda fırsat eşitsiz değil. Sadece devlet okulu, özel okulu arasında da yok aslında. Özel kendi okullara yani, giden milyonlarca çocuk da bu fırsat eşitliğinden yararlanıyor. Şimdi özel okul deyince yani çok cüzi miktarda para alan özel okul da var. Ne bileyim işte 10 Türkiye'deki 100 ailenin geliri kadar para alandığı özel okul. Aynen öyle. Bir ayrım var aslında. Orada çok ciddi ayrımlar var ama paranın kendisi de eğitimin kalitesi göstermiyor. Evet. Yani belki bir markaya ödüyorsunuz ve oradaki network'e ödüyorsunuz o parayı. Yani aslında içinde ne olduğunu çok çok az veli bu kadar ayrıntılı bilir. Evet. Ama ne oluyor? Bir marka, bir şey, yani bir topluluğun içine girmek. Bunlar için aslında ödeniyor. Yani eğitimin niteliği üzerine şu anda hiçbir tartışma yok. Dolayısıyla aslında fırsat eşitsizliği de kanıksanmış ve hayatın bir parçası olmuş durumda yani o anlamda. Bence en büyük hak ihlali zaten bu. Onun dışında tabii ki en büyük hak ihlali eğitime maruz kalan kesimin, yani öğrencilerin ne istediğinin hiç sorulmuyor olması. Yani demokratik bir işe yaşamaması. Yani öğrenciler ne istiyorlar, ne öğrenmek istiyorlar. Şimdi biz vakıfta böyle bir çalışma yaptık. Yaklaşık 27 çocuk işte 16-18 yaş aralığından İstanbul ve Ankara'dan, ama şöyle söyleyeyim, hani özel okullardan geliyorlardı. Onlarla bir toplantı yaptık ve hiç daha önce karşılaşmamış bir gruptu. Yani farklı gruplar ama 3 farklı grup bir araya geldi. Hiç daha önce karşılaşmamışlardı. Olabilecek karma gruplar halinde çalışmalar yaptılar. Şimdi biz onlara sorduk. Mesela nasıl bir tarih eğitimi istiyorsunuz? Yani ne istiyorsunuz?
Şimdi mesela hepsi aynı şeyi söylüyor. Bir, insanlık tarihini öğrenmek istiyoruz diyorlar. Yani çocuklar insanlık tarihini daha çok merak ediyorlar. O kadar fazla yani ulus ve din üzerinden o kadar fazla çerçeve darlaştırılmış ki onun içine sıkışmak istemiyorlar. Çok farklı sesler duymaktan aslında hoşnutlar. Evet. Yani onun ne dediğini de duymak istiyorum diyor. Ben öyle düşünmüyorum ama onun ne dediğini de duymak istiyorum. O da burada yer alsın diyor. Onun dışında mesela ilginç şeyler söylendi yani o toplantı içerisinde. Yani bize bir şey anlatılmasın. Bize bir soru sorulsun diyorlar. Sonra da o soruya nasıl yanıt bulacağımıza dair bize insanlar yardım etsinler. Ama biz o soruya kendimiz yanıt bulalım. Kendi çünkü bize birisi çıkıp diyor ki bu soru böyledir, cevabı da budur. Bunu ezberleyin. Evet, bunu bilin yeter. Ama bunu istemiyor artık insanlar. Çünkü şunu biliyor, öğretmen onu sınıfta söylüyor ama sizin dediğiniz gibi başka kanallardan o kadar fazla cevap geliyor ki. Ama bunların o cevaplar da kendi içinde tartışılmıyor. Yani bir sürü ıvır zıvır ve saçma sapan şey de geliyor. Belki kişi inanmak istediği cevaba inanıyor. Yani, bir noktadan sonra bilimsel haberler değil de biraz inanç diyor. Yani bizim çocuklara öğretmemiz gereken şey eğer gerçekten fırsat eşitliği yaratmak istiyorsak yani düşünebilmeyi, soru sorduğunda önce soru sorabilmeyi tabii ki ve soru sorduğunda ona nasıl yanıt arayabileceğini öğretmek olmalı. Yani bizim bunu yapmamız lazım. Ama biz yetişkinler olarak şundan korkuyoruz. Ya sorduğu soruya benim onaylamadığım bir yanıt bulursa ne olacak? Bu korku her zaman. Bakın bu sadece devlet değil. Ben aileleri de biliyorum. Aileler de hazır değiller. Toplum olarak hazır değiliz aslında. Yani o çocukların bizim çizdiğimiz kalıpların dışına çıkmasına biz aslında izin vermiyoruz. Asla istemiyoruz. Onun için de onları hep daraltıyoruz, hep kısıtlıyoruz ama acı olan şu, o çocukların hepsinde en iyi eğitimi alanında da aslında hiç bu olanağı bulamayanında da aslında trajik olan şey onların hep bir kıstırılmışlık ve kendi adlarına karar veriliyor olduğu duygusu yaşıyor olmaları. Yani o bence bu zaten üretimsizliğe de en büyük zemin. Mutsuzluk. Çocuklarımız ilaç kullanıyorlar. Evet. Çocuklarımız en iyi koşullarda yaşayanlar da dahil buna. Mutsuzlar, depresyondalar. Yani bu yetişkinlerin onlara çizdiği dünyanın bir sonucu aslında ve bizim okul sistemimizin bir sonucu. Ve hep bir yarış içindeler, hep bir şey ispatlamaları bekleniyor. Farklı oldukları kabul edilmiyor. Değişik bir şey yaptıklarında onaylanmıyor. Yani hep bir çizilmiş yani dünyanın içindeler. Mesela en son geçen hafta bir bürokratın röportajı mı ve beyanı vardı. Niye yabancı dil öğretelim? Evet. Yani böyle bir şimdi fikrin egemen olduğu bir Türkiye'de bu tür sorunların biteceği konusunda hiçbir umudum olmuş bilmiyorum. Evet, dediğim gibi yani sonuçta dünyada da zaten kitle eğitiminden artık vazgeçildiği için belki de bu söylediğimiz şeyler... Bu ona bağlantılı bir şey aslında. Tabii ki yani o eşitlik arayışı... Yabancı dil eğitime karşı değil, herkesin bilmesi gerekmiyor. Tabii yani tabii. Belli bir aynen öyle kesin, farkındaysanız seçmeli olabilir şeklinde konuşuyoruz. Evet. Yani herkesin alması gerekmez. Evet. Nasıl ki lise geçiş sınavlarına herkesin girmesi gerekmiyorsa yabancı dilde herkesin bilmesi gerekmez. Bu zaten çok açık bir anlamı olan bir şey. Demin sordunuz tarih, nasıl tarih dersi isterdiniz? Mesela ben şunu isterdim. Mesela Osmanlı'yı biz hep muhteşem işte gittiği coğrafyaya barış getiren, tabii ki götürdüğü yerler de olmuştur büyük olasılıkla da. mesela benim Arap arkadaşım var Lübnanlı. Ben ondan bir Osmanlı hikayesi dinledim. Çok farklı bir dünya. Yani benim öğrendiğim Osmanlı ile bir Lübnanlı, Arap'ın öğrendiği Osmanlı aynı değil. Bu gibi sorunlara çok fazla karşılaşıyorsunuz büyük olasılıkla. Size sorayım. Evet ama biz hani çok perspektifli verdiğimiz için okulda hani rahatız. En azından çocuklara birçok noktayı götürüyoruz ve bakış açısını götürüyoruz. Onlar da artık bir süre sonra bir yerde taraflı bir yazı okuduklarında hani bize geri dönüş yapabiliyorlar. Burada taraflı bir dil var falan. İstediğimiz algıya sahip oluyorlar yani. Bir süre sonra oluyor ama hani bunların tabii sayısının, bu tarz projelerin, bu tarz çalışmaların sayısının artması gerekiyor. Şimdi bunu bizim tartıştığımız nokta artık buna döndü. Vakıf bunu geçmişte yaptı. Evet. Yani 2000'li yıllarda birçok kaynak yayınlandı. Farklı Balkan ülkeleriyle Türkiye'deki öğretmenlerin oturup birlikte kitap yazdığı, makale yazdığı bir dönem oldu. Vakıf bunun içerisindeydi, Tarih Vakfı. Orada sizin dediğiniz hikayelerin hepsiyle karşılaşıldı. Yani devşirmesi hikayesi. Mesela işte Sırpların Osmanlı'yı anlatışı, Yunanlıların Osmanlı'yı anlatışı, onların birbirlerini anlatışı, aynı zamanda Türklerin onları anlatışı, onların Türkleri anlatışı gibi. Yani bunlar üzerinden çok çalışma yapıldı. Ki zaten sanırım sizin bir de Ermenistan çalışmanız var, onun raporunuz var daha doğrusu. Evet.
Oradan biraz bahsetsek, ne gibi benzerliğimiz var mesela Ermenistan, Türkiye? Aslında evet. Ermeni toplumu, Türk toplumu. Yani çok zıt görünen, bize böyle dayatılan bir bilgi. Tabii. Ne, nasıl bir benzerlik var? Tamamen madalyonun iki yüzü yani. Evet. Şöyle, tabii 90'larda Ermenistan Sovyetlerin dağılmasıyla yeni bir hayata başladığında ve o da bir ulus devlet haline dönüştüğünde bütün tarih yeniden yazılıyor aslında. Yani Sovyetler döneminde yazılan, yani Marksist bakış açısıyla yazılan onun tarihin yerine tamamen milliyetçi bir tarih. Yani alıp koyduğunuzda Ermeni ve Türk sözcüklerini çıkartarak okuduğunuzda aslında aynı tarih anlatılıyor. Sizin söylediğiniz gibi yani bence uluslaştı yani şimdi Araplık bir kültür mü yoksa bir etnisite mi bir dil mi yani orada nasıl ayrılıyor değil mi? Şimdi bunları tartışabiliriz tabii. Hani sömürge döneminde yapılan haritalar falan meselelerinden. Ama orada da aynı şekilde Osmanlılık vesairelik dediğiniz gibi Lübnanlı birisi için başka bir şey. Evet. Şimdi vakfın gücünün yettiği biraz Balkanlar oldu. Çünkü Avrupa Birliği projeleriyle evet. Bu oldu. Ama aslında Orta Doğu ve Kafkasya şu anda çok daha bu anlamda derin hikayeleri olan yani, henüz hiç şey yapılmamış yani. Yerler. Onun için bu vakfın yine Ermenistan'daki öğretmenlerle birlikte oturarak dışlayıcı ve düşmanlık yaratıcı bir tarih eğitiminden nasıl kurtulabiliriz, bunu yapabilir miyiz şeklindeki emekleme dönemindeki çalışması aslında bu anlamda önem taşıyor. Yani öyle bakmak lazım. Gerçekten de çünkü oradaki öğretmen de sizin buradaki yaşadığınız sıkıntının yani güvenilir kaynak bulamama, çok çeşitli kaynaklardan yararlanamama, tek bir sesin taşıyıcısı olma. Aynı bunlarla orada mücadele ediyor. Ben biraz daha güncel bir konuya girmek istiyorum. Yani bir Danıştay kararı çıktı. İşte bir sabahleyin bütün öğrencilerin okuduğu bir ant metin. Ant demek de çok ilginç. Ha, bizim de çocukluğumuzda okuduk. Evet ben de hatırlıyorum. Aslında hani bu eğitimdeki ayrımcılığın en sembolik örneği bu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yani bu yani çalışmayı yapan hani ben direkt o beyanı okuduğumda kendi çocukluğumdaki hani arkadaşlarım, birlikte okuduğum arkadaşlarım, işte söylemek istemeyen arkadaşlarım, hatta söylemeyenler. Ama bunun hani bir şekilde orada bu okutulacak, zorlanacak dendiğinde sonuçta hani kendi çocukluğumda söylemeyenler vardı ve biz hani onları şey yapardık. Kendi aramızda söylemeyin vesaire yapmayın falan gibi. Hani o bilinçle de büyüdük aslında yani çok hani bunu gören ve yaşayan devlet okullarında biri olarak. Şimdi günümüzde de ben gençlerin aslında algılarının çok açık olduğunu düşünüyorum. Yani artık eskisi gibi değil. Yani bizim zamanımızda bile o daha dar bir alanda ve bu kadar algı açık değilken, bu kadar medya, sosyal medya çok evet yani çok her şeye ulaşamıyorken yine kendi aramızda hem katı olan tutumlar olurdu ama böyle yumuşak ve daha uzlaşıcı tutumlar da olurdu. Ben sonuç itibariyle hani bir süre sonra gençlerin buna daha eleştirel yaklaşacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi daha optimist noktadayım. Çünkü hani bu gerçekten gençlerle ve çocuklarla çalışmanın getirdiği bir şey. Şaşırtıyorlar her fırsatta bizleri. Ben hani burada andığımız noktasında da yani bu ne kadar gündem konusu olursa olsun gençler şunu fark ediyorlar. Ben konuştuğumda da fark ediyorlar. Yani hani muhtemelen gündemi meşgul etmek için yeni bir olaydır falan diye bakıyorlar. Bu bile bence önemli bir şey. Yani bunu mesela değerlendiriş tarzları evet gelir ama okumayan okumaz. Bir şey soracağım. Hı. Biraz farklı soru da. Şimdi andınızda bir ırkçı bir zemin var. Okay. Evet. Ama bazı karşı öneride insanlık andı olsun. Yani bir ant olması evet. Gerekiyor mu? Evet. Mesela ben hani onu sormak istiyorum. Yani evrensel bir ant da mı? Bence o da anlamsız. Ulus devletin getirdiği yani. Bir şey. Yani. Karşı öneride bir insanlık andı okuyorum sabahları. Yani ben niye ant okusunlar? Yani bazı okullar şey yapıyor. Böyle bir adet var. İlkokullarda olan bir şey. Her gün 15 dakikalık bir paylaşım saati yapıyorlar derslere başlamadan önce. Ve orada oturuyorlar. Ülke gündemine ilgili bir şey de olabilir. Çocukların artık kendi kafalarında buraya taşıdıkları kadar bir şey. Kendi bireysel hayatlarına dayan bir şey de olabilir. Veya başka bir konu da olabilir. Veya bir gün önce yaşadıkları bir olayın yankıları da olabilir. Yani her şey olabilir. Şimdi mesela orada böyle bir yuvarlak daire etrafında oturup, öğretmenin de o dairenin ne ortasında ne dışında, içinde yer aldığı bir daire içinde oturup böyle bir şeyi konuşmak bana göre güne başlamanın çok daha iyi bir yolu gibi geliyor. Neden? Çünkü biz ezberletilen, dayatılan, hakkında hiçbir fikrimiz olmadığı halde kelimeleri tekrar etmemiz istenen bir şeyle bir güne başlayacağımıza bunun içeriği ne olursa olsun evet, ben fark etmez aynen, yani. Evet.
oturup gerçekten hayatla ilgili bir şeyi konuşarak başlayalım. Ben böyle bakıyorum. Ama şimdi Türkiye'de maalesef şöyle bir haldeyiz. Getiren de sormadan getiriyor. Götüren de sormadan götürüyor. Yani dolayısıyla demokratlığı kendisine bir yol olarak seçmiş olan insanların bu ikisini de zaten doğru bulması mümkün değil. Evet. Ama şimdi burada şöyle bir hale geldik. Şimdi ya bunu seçeceksin ya da bunu seçeceksin. Yani başka bir şey olamaz. Şimdi birine tek bir doğruyu dayatmak da bence yeterince antidemokratik bir tavır ama ikisinden birini seç demek de aynı antidemokratiklikteki evet, bir tavır. Yani üçüncü yollar, dördüncü yollar arayalım, beşinci yollar arayalım. Yani neden ikiden birini seçmek zorunda kalıyoruz? Evet. Yani o anlamda eğer eğitime gerçekten eşitlik ve olabildiğince eşitlik ve demokrasi getireceksek bence bir ya da iki fark etmez. Sizin belirlediğiniz ve çocukların demokratik olması lazım. Seçmediği bir şeyi onlara lazım. Dayatamazsınız. Öğretmenlere de aynı şekilde. Evet. Yine sizin çalışmalarınızdan ben okudum. Tabii ki yine bir fikrim var. Yani eğitim deyince anadilde eğitim geliyor. Yani temel bir insan hakkı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu çalışmaları bağlamında? Anadilde eğitim ve hak ihlali konusunda. Sizden başlıyoruz, o sizden versiniz. Ben gelirim. Evet. Şimdi ana dilde eğitim tabii çok, yani bilmiyorum, bu ülkenin üzücü noktalarından biri. Yani hani bazı yerlerde tamamen hani ana dil, oranın ana dili Kürtçe ve Türkçe zorla hani okul sistemi üzerinden öğretilmeye çalışıyor. Aynı bağlam aslında. Yani neden oradaki kültürün de yaşamasına izin verilmiyor? Eğitim bu kadar çok sesli değil noktasına geliyoruz. Hani yine fırsat eşitlik konusunda bir ayrım yaratıyor herhalde. Tabii ki yaratıyor. Yani tabii ki aynı şey. Raporunuzdan işte tahtayı sil demiş Türkçe. Çocuk Türkçe anlamadığı için gidip başka bir şey yapmış mesela. Yani bu ayrı travmalar da yaratıyor aslında çocuklarda. Evet, yani eğitimde de aslında toplumda da biz de yaşarken yani dışarıdan gelen her türlü zorlama antidemokratiktir. Yani kişinin bireyinin dışında, özgür düşüncesinin dışında gelen dışarıdan bir müdahaledir. O yüzden de ana dil de aynı şekilde. Yani biz şeyi anlayamıyoruz bir türlü. Yani ne kadar çok ses, o kadar zenginlik ve o kadar birbirimizle dayanışarak ilerleme. Bunu bir türlü sağlamakta zorlanıyoruz. Tabii ki burada en başat rolde eğitim içerisindeki ana dil, andımız, işte ders kitaplarının dili, öğretmenlerin başat kurduğu dil, işte bunların hepsi burada bir uzlaşı sağlanamıyor. Ama hani yine farkındalığı arttırma yoluna gireceğim. Hani öğrenciler sonuçta evet yabancı dili öğrenirken ikinci bir dil olarak öğreniyorlar ama doğudaki ya da işte Kürtçe ana dili olan ya da Arapça aslında aileden öğrenerek gelen bazı bölgelerdeki çocukların bu haklarından mahrum edilmemesi de önemli. Ben bu ara çok hikaye anlatıyorum, farkındaysanız sizlere. Yakınım var mesela, Kürt bir aile, çocuk ilkokul 1'e gidiyor. Evet. Bir gün eve geliyor, diyor ki biz Kürt müyüz diye soruyor çocuk. Bilmiyor Kürt, Türk ne olduğunu, hani o algı değil. Annesi evet oğlum biz Kürt'ü, çocuk 2 gün boyunca ağlıyor. Yani çünkü okulda artık ne anlatılmışsa, çocuğa nasıl bir algı verilmişse o Kürt olma gerçekliği onda ciddi bir travma yaratıyor. Yani bayağı psikoloğa falan gittiler, sonra okulda falan konuştular. Siz nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Ya şöyle, bir zamanlar çok hoş bir film izlemiştik. İki dil bir bavul. Evet. Evet, yani kesinlikle. Biraz böyle bakıyorum aslında. Yani şimdi şöyle bir durum var. Yani bir kere ben bütün bunlara, yani şimdi bunun çok siyasi bir tartışma olduğunu farkındayım. Çok siyasi cevaplar doğru. Bilimsel ama eğitim tartışmasına evrensel bir eğitim bakış açısı evet. içerisinden bakarsak şimdi şöyle bir şey kabul etmek zorundayız artık. Yani bu çok açık. Ama dediğim gibi hep şehit şerhinde koyuyorum. Artık kitleye eğitmekten vazgeçtik zaten. Evet. Ama eğer biz doğru bir eğitim yapmak istiyorsak ve her çocuk da bundan yararlanabilecekse bir kere eğitimde farklılaştırılma denen şeyi hayatımıza sokmak zorundayız. Eğitimde farklılaştırma sadece dil anlamında olan bir şey değil. Şimdi bir kere bir çocuğu anlamadığı bir dilde bir yönerge vermemeniz lazım. Evet. Bir yönü bu. Ama onun dışında mesela şimdi başka bir arkadaşımızın uzun süredir uğraştığı bir mesele. Disleksi mesela. Yani bunu ele alalım. Şimdi bu da bir farklılık. Evet. Ve öğretmenler bunun farkında olmadıkları için, böyle bir eğitim almadıkları için bu çocukları akademik olarak başarısız olarak yaftalayıp daha fazla ders çalışmayla sanki daha iyi bir noktaya gelecekmiş gibi. Bunu deneyen öğretmenlerin de başına bir sürü vakka geliyor. En son Orhan Pamuk'un Masumiyet Meselesi kitabını okutmuş bir hoca derste. Bir verinin şikayetiyle işte cinsellik üzerinden soruşturma açılmış. Evet. Yani. Ve bu riskler tabii bunlar her zaman var. Evet. Bu riskler her zaman var. Evet. Onu kabul ediyoruz. Ama şunu artık anlamamız gerekiyor. Yani eğitim İşte o sanayi toplumunun ve ulus devletlerin ortaya çıktığı dönemdeki gibi, yani bilişim devriminin henüz
yaşanmadığı ve bilginin akışkanlığının, küreselleşmesinin henüz tam yeterince olmadığı bir dönemde, yüzyılın başında veya 19. yüzyılın sonunda diyelim, ortaya çıkan o şeydeki o standart ve aynı değerlerle eğitilmiş bir sanayi ürünü olan bir birey değil artık dünyamızda yaşamışken. O bireyin bir başarı şansı yok aslında. Zaten yok. Aslında o kaybedenler sınıfına, evet, girmek için eğitiliyor. Evet. İşte çok önemli bir kitap yayınlandı yakın zamanda. Yani İngilizce kitap Türkçe'ye çevrildi diyeyim. Aptallaştıran Eğitim diye. Gerçekten orada 40 yıllık bir ilkokul öğretmeni, Amerikalı bir ilkokul öğretmeni bütün bu sistemde bana çocukları aptallaştırmam için ücret ödendiğini fark ettim diyor. Ve bu adam üst üste yıllarca New York eyaletinin en iyi öğretmeni seçilmiş olan bir insan. Yani devlet de bunu onur etmiş, bunları söylediği için. O da ilginç bir şey tabii. Yani dolayısıyla aslında şunu anlamamız gerekiyor. Dil, etnisite, cinsiyet, cinsel tercihler vesaireler, şunlar bunlar. Böyle çok geniş bir şey içerisinden biz farklılaştırılmış olarak yaklaşmak zorundayız çocuklara. Ama bu ne ister? Bir, çok iyi eğitilmiş bir öğretmen ister. Evet. Her bahsettiğiniz kuliste yani biraz öğretmenlere çok, çok büyük bir iş düşüyor ama yani o çocuğa temas edebilecek olan sanırım bir şey. Sistemle çok iyi eğitmiş bir öğretmen tercihinden değil ya, değil. Evet, yani özürüm zaten hepimiz için söyledik ya, biz içinde, evet, yetiştiğimiz eğitimi beğeniyor muyuz? Evet. Evet, ama bir yerlere gelmişiz. Nasıl oldu bu? İşte öğretmenler sayesinde oldu aslında. Evet, süremiz bitti. Evet. Çok teşekkür ederim. Eğitim çok en az 4 program yani. Algısı konusunda ilk başlanması gereken yer eğitim. Evet. Orada bir algı geliştirmek lazım. Tekrar teşekkür ederim. Başka zaman yeni bir program yapmak isterim sizle bu arada. Daha farklı konuları konuşmak için eğitimdeki. Evet sevgili seyirciler, bu hafta eğitimdeki insan hakları algısını konuştuk. Hafta başka bir konukla, başka bir gündemle tekrar size olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.